guatr teşhisi konuldu. Derecesi var ki ameliyat önerildi. Komşumuzun da var, takip yapıldığını bize paylaştı diyor. Ses tellerinde kısıklık ameliyat sonrası olur mu? Bende böyle bir sorun yaşandı diye bir soru izleyicimizden hocam. Şimdi tabii her guatr, her tiroid hastalığını ameliyat etmiyoruz. Onun belli kuralları vardır. Evet. Yani ameliyat ettiğimiz tiroid hastalıkları genelde tiroid kanserleri. Bunlarda mutlaka ameliyat yapıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz sorunlar daha ziyade onlarda çıkar. Çünkü ses tellerine giden sinir tiroidin çok yakınından geçer. Eğer ki operasyon sırasında çok dikkat edilmeyecek olursa bu sinire zarar verilebilir. Hatta bazen kesilebilir. Zarar verildiği zaman belki seste bir boğukluk, kısıklık olur. Ama tabii bunu ameliyat sırasında ve sonrasında oluşan iltihabi durum ödem de etkileyebilir. Zaten öyle bir şeyse bir süre sonra bu kaybolur. Ama bir kesilme veya bir zedelenme varsa anlamlı şekilde bu kalıcı hale gelebilir. Zaten iki taraflıdır sinir. Sağdan ve soldan geçmektedir. Dediğim gibi cerrahlar artık onlara çok dikkat etmekteler. Ama yine de bazen çok aşırı yapışıklıklar olduğu zaman maalesef istenmeyen böyle yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Tabii ameliyat sırasında diğer önemli bir şey tiroid beziyle beraber o bölgelerde paratiroid bezleri vardır. 4 tane. Çok küçüktür bunlar. Bunların da mutlaka korunması gerekmektedir. Eğer yanlışlıkla alınacak olursa paratiroid bezleri, vücudumuzdaki bu kalsiyum metabolizmasını düzenleyen bir bezdir. O zaman 24 saat kadar kısa bir süre sonra ameliyattan hastada kasılmalar başlar. Kas krampları başlar ve buna bağlı olarak da hasta bayağı sıkıntılı bir süreç yaşar. Tabii ki biz kalsiyum vererek dışarıdan bunu önleyebilmekteyiz. Ama dediğim gibi bir bez bile kalsa orada bu korunmayı sağlar. 4 tane ve oldukça küçüktür. Bu da diğer bir komplikasyon olarak bu tür ameliyatlarda zaman zaman gördüğümüz bir durumdur.